Normalde basından takip ettiğimiz üzere Erciyes Üniversitesi'nin yapmış olduğu aşı çalışmasında faz 1 denemelerine yetişemedik. Ama basından da takip ettiğimiz üzerine faz 2 denemelerinde, çalışmalarında gönüllülerin arandığını basın aracılığıyla öğrenmiş oldum. Ve bundan dolayı da İKUM'la burada aşının takibini yapan, geliştirmesini yapan İKUM'la irtibat haline geçtim. Kendiler de zaten bu konuda çok ilgililerdi. Bilgilerimizi aldılar, telefonlarımızı aldılar. Ondan sonra biz doğrudan ilgili kendi gününde İKUM'a giderek tahlillerimizi verdik, gönüllü olduk. İşte üzerimizde antikor testi ve COVID testi yapıldı, kanlar alındı. Bunların sonucunda negatif çıktığı için de biz aşı çalışmasına başlamış olduk. İşte ilk bir hafta bizim kanlarımız alındı, tahlillerimiz yapıldı. Ondan sonra ilk aşılamamız yapıldı, ilk dozlama. Tam olarak tarihini hatırlamıyorum. Ama Şubat ayı içerisindeydi. Bu tarihlerde ilk dozu vurduktan sonra zaten bizimle sürekli her gün irtibata geçtiler. İkinci doz olana kadar. Her gün arayarak bize sağlık durumumuzu soruyorlardı. Yani çok ilgililerdi. Takibi de çalışmaları da çok ciddi bir şekilde devam ediyordu. Ardından geçen 1,5 hafta önce de ikinci dozumuz oldu. Yani son gruptaydım ben. Aşıyı vurulan ikinci faz 2 çalışmasındaki son gruptaydım. Ve orada da aşımız yapıldıktan sonra da tekrar yine aynı şekilde bugün de olduğu gibi her gün aranarak takibimiz yapılıyor. Eğer bu süreç içerisinde bir sağlık problemimiz var mı? Herhangi bir ağrı oluştu mu? Veya herhangi bir diğer rahatsızlıklar bulunduğuna dair bizden kayıt alıyorlar. Eğer herhangi bir şekilde ağrı kesici veya buna benzer bir ilaç kullandıysak bunun kaydını alıyorlar. Yani bu noktada çalışmalar gayet sağlıklı bir şekilde gitti ve çok ilgililerdi. Zaten ikinci dozlama da yapıldı. Biz de sürekli bu süreç içerisinde hala kan veriyoruz, tahlillerimizi yaptırıyoruz. İnşallah bu noktada da faz 3 çalışmalarına geçecekler. Şu anda faz 2 çalışmaları bitti. Hani zaten aşıya gönüllü olmamızın ve bu şekilde çalışmalara katılmamanın nedenlerinden biri de yerli ve milli olmasından kaynaklıydı. Çünkü COVID virüsünü kontrol altına alabilen Aykut Özdağrendeli Profesör Doktor hocamız zaten bunu ilk laboratuvar ortamında kontrol altına almıştı ve aşı geliştirmeleri yapılmıştı. Ardından İKUM'daki yetkili hocalarımız Zafer Hoca ve Ahmet hocalarımız da hani bu noktada canla başla çalıştılar. Tabii bizim kendi yerli ve milli aşımız olduğu için de daha hiç şüphe etmedik. Yani bilindiği üzere toprağı bol olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Düsturu bizim için hala bugün de geçerli. Ve bundan yola çıkarak gönül rahatlığıyla aşı çalışmalarına katıldık. Peki herhangi bir aşıdan sonra belirti veya herhangi bir sıkıntı, sağlık sorunu yaşadınız mı? Herhangi bir sağlık problemi yaşamadım. Sadece aşının vurunduğu zaman sadece 1-2 gün bir vurulan yerde kolda bir ufak bir ağrı oluyor. Bunda zaten bilgilendirmesini yapıyorlardı bize. Onun dışında herhangi bir şekilde halsizlik veya bitkinlik, herhangi bir ağrı problemi, sıkıntılı bir durum oluşmadı. Gayet de sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam ettik. Dediğim gibi zaten tüm kontrollerimizi ve şeylerimizi yapıyorlardı. Takibini yapıyorlardı. Bundan dolayı da hani aşıda hiçbir problem yaşamadık. Bence bundan sonraki faz 3 çalışmalarında da yani toplumumuzun bu noktada aşıya karşı bir ön yargısı var ama bence bu yerli aşıya bu kadar ön yargılı olmaması lazım. Şu anda faz 2 çalışması zaten başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Ve faz 3 çalışmasında da hani benim buradan naçizane tavsiyem insanlara hani buna ön yargıyla değil de gerçekten gönüllü olmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu aşı şu anki süreçte görünen şekilde dünyadaki en başarılı aşılardan biri olacak. Hatta en başındaki aşı olacak yani.